Tarihsel Adalet için Bellek Müzesi, Türkiye'nin 12 Eylül'e dair ilk dijital müzesi ve insan hakları arşivi. 12 Eylül biliyorsunuz dünya darbe tarihine geçmiş önemli darbelerden ama dünyadaki örneklerine karşın ne yazık ki kendisine bir bellek mekanı bulamamış, yüzleşme pratiklerini geliştirememiş de bir darbe örneği. Dolayısıyla biz Tarihsel Adalet için Bellek Müzesi olarak bir dijital platformda bellek mekanı yaratmak için yola çıktık 2021 yılında ve koleksiyonlarımızı oluşturduk. İlk yıl 3 koleksiyonla çıktık ve geçtiğimiz yani 2022 12 Eylül'ünde erişime açıldık. Müzemizin 3 koleksiyonu, ilk 3 koleksiyonu dava dosyaları koleksiyonu, bellek nesneleri koleksiyonu ve sözlü tarih koleksiyonu. Resmi anlatıya bir karşı bellek oluşturmak adına aslında bir çabayla yola çıkmıştık. Öncelikle hukuk ekibimiz ilk yıl 25 dava dosyasını inceledi. İşkence dosyalarına yöneldi. Bunlar analiz edildi. Sözlü tarih keza oldukça zengin bir anlatıcı şeyle, portföyle bize 12 Eylül'ün karşı belleğini anlattığı gösterdi. Bellek nesneleri de bütün bu koleksiyon türlerini destekler şekilde Bellek Müzesi'nin altyapısına işlendi. Aslında Bellek Müzesi'nin alameti farikası olarak nitelendirebileceğimiz bir diğer önemli konu da, alan da işkence haritalaması. Bu Türkiye'nin ilk işkence haritası. Bilanço olarak bildiğimiz 650 bin gözaltı olarak bildiğimiz o sayının aslında sayıdan çıkıp isme ve mekana dönüşmesi için başlattığımız ve bugün 13 bin kişiyi işlediğimiz, 8 bin kişiyi kesinlikle teyit ettiğimiz birincil doğrulama kaynakları üzerinden oluşturduğumuz bir haritalama. Bu sayede neleri görmüş olduk? 12 Eylül döneminde hak ihlallerinin türlerini saptamış olduk. Bu zamana kadar çalışılmış, yapılmış olan listeler ya da bu türden çalışmaları biraz daha kendi birincil doğrulama kaynaklarımız üzerinden süzerek genişlettik, geliştirdik. Hukuk ekibimiz 45 ihlal türü kategorik olarak saptadı. Bunun yanı sıra 400'ün üzerinde işkence mekanı saptandı ve Türkiye'de aslında arşiv ve listeleme konusunda hayli zayıf bir gelenekten geldiğimiz için bu zorluklarla tabii ki bizler karşılaştık ama elimizden geldiğince özgün bir veri toplama yoluna giderek bu haritalamayı geliştirdik. Tabii bu bir başlangıç aşaması diyelim. Sözünü ettiğim 650 bin kişiyi aslında yerleştirmenin, o haritaya oturtmanın, 12 Eylül'ün yaygın ve sistematik işkence söyleminin altını doldurmanın yolu elbette bizler için uzun. Ama en azından özgün bir çalışmayla hukuk ekibimiz bu haritalama sayesinde 12 Eylül'de yüzde kaçın kadın, yüzde kaçın çocuklardan ve erkeklerden oluştuğunu kendi belge türlerimizden süzdüğümüz bilgiyle bize verebiliyor. Geçmiş bugündür aslında birazcık serginimizin adını ve aslında müzemizin sloganını bu şekilde belirlememizin temelinde birazcık bu tabii ki yatıyor. Çünkü hep dediğimiz gibi aslında 12 Eylül devam ediyor. Bitmiş bir süreçten bahsedemiyoruz. Bu sadece birazcık farklılaşarak ve farklı şekilde tezahür ederek hayatına devam ediyor. Şu an yaşanan hak ihlallerine dair birebir de bu serginin içerisinde bir şey görmüyorsunuz. Darbe özelinde bir sergi burası. Ancak hak ihlallerinin devam etmesi de tabii ki bu konunun bir parçası ve Türkiye'nin de bir gerçeği aslında.